Çok değerli hemşehrilerim, bugün gerçekten idealist bir abimizi, büyüğümüzü kaybettik. Onun için Türkiye sevgisiyle Cumhuriyet Halk Partisi sevgisi eşdeğerde bir idealdi. İnanılmaz kibar ve nezaketli bir insandı. 70'li yıllarda siyasete başladığımızda hep kendisine örnek alırdık. Liderimizdi, beyefendiliğiyle, o güzel üslubu ve lügatıyla, konuşmalarıyla herkesi büyülerdi. Hatta o günlerde bu kadar güzel konuşmayı nasıl yapıyor diye sorulduğunda gençliğimizde bize şöyle derlerdi: Kandil'de dağa çıkar, ağaçlara konuşma yapa yapa belagatini böyle bu noktaya getirdi diye efsaneler anlatılırdı hakkında. Gerçekten müthiş bir insandı. Hiç kimseyi kırmazdı. Sadece partilileri değil, aynı zamanda partili olmayan insanlara da fiziğiyle, o güzel ince fiziğiyle, o güzel belagatiyle herkese saygılarını ve hürmetini sunar. Ama gerektiğinde ülkesi ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde taşı gediğine koymanak gerektiği yerde sert üslubuyla herkese ders verirdi. Böylesine ideal bir insandı. En son kapım açıldı, bir ay kadar olmadı. Baktım karşımda Nizamettin abi. Ondan evvel de bir Karadeniz'de Lazlar gecesine beraber olmuştuk. Kendisine bir takım güzel laflar değil de içimden gelen lafları söylemiştim ve o gecede çok güzel bir konuşma yapmıştı. Şaşkına döndük. Yani Nizamettin Hakkı'ya hiç değişmemişti. O yaşa gelmesine rağmen oradan nutuk verir gibi herkesi büyüleyici laflar etti. Daha sonra da az evvel ifade ettiğim gibi benim odama geldi. Şaşırdım bu merdivenlere çıkıp nasıl geldim falan diye. Bana teşekkür ziyaretine gelmiş. Orada çok özel konuşmalar yaptık. Bana özellikle bahçesine bir oturak koymamı istedi. Benim oturaklarım olacak dedi. Banklar yerleştirmemi istedi. Biz de Sezgin Okumuş'a talimat verdik. Metin Hoca ile birlikte o talepleri yerine getirildi. Evine de ziyaret edildi. O talebini söylemişti. Bir de bana siyasetle ilgili çok özel laflar söylemişti. Tabii burada çok detaya girmek istemiyorum ama yoruldum falan demek yok. Ereğli'nin geleceği için devam edeceksin. Sana dua edeceğim. Allah sana sağlık versin demişti ve en son bu fotoğrafı çektirmiştik. Ben hatıra olarak bu fotoğrafı aileye teslim ediyorum. Allah onu nur içerisinde yatırsın. O bir ekip adamıydı. Ekip, ekip. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ekip demek ne demek? Herkes Nizamettin Hakkı'yı hatırlasın. Ekibin ne olduğunu görsün. Ondan öğreneceğimiz çok önemli şeyler var. Cumhuriyet Halk Partililik demek, ekip çalışması yapmak demek, el ele vermek demek, cumhuriyeti, demokrasiyi üst noktaya getirmek demek ilkeli çalışmalarla olur. O bizim önderimizdi, liderimizdi. Onu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Onun ortaya koyduğu fikirlerden, hareketlerden, sevklerden, CHP'ye yönelik hizmetlerinden dolayı kendimize feyiz alıp onun yolundan inşallah devam edeceğiz. Allah onu nur içerisine yatırsın. Amin. Ülke sevgisi, Cumhuriyet Halk Partisi sevgisiyle onu buradan göndermek her insana nasip olmaz. Allah onu nur içerisine yatırsın. Amin. Bütün aileye, bütün partilerimize, bütün Ereğli'ye, Zonguldak'a başsağlığı diliyorum. Nur içerisine yatsın diyorum. Saygıyla önde eğiliyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli misafirler, görüyoruz ki çok değerli büyüğümüz Nizamettin Bey'in değil 2, 3, 4 yüzlerce, binlerce seveni, sayanı var. Arkasından hüsnü şahadette bulunan insanları var. Saygıdeğer başkanımın biraz önce ifade ettiği gibi Nizamettin büyüğümüzü, abimizi bir ay önce kendisine yapmakla görevli olduğum bir ziyaret esnasında tanıdım. Hayatımda gördüğüm en nezih, en kibar, yaşına rağmen büyük bir beyefendi örneği olarak tanıdım. Kendisine Allah'tan rahmet eylesin, Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretleri rahmet eylesin, rahmet diliyorum. Değerli Hazirun,
merhumu nasıl bilirdiniz? Bilirdim. Nasıl bilirdiniz? Bilirdim. Kendisini nasıl bilirdiniz? Bilirdim. O halde kendisine hak ve hukuk alanındaki haklarınızı helal ettiniz. Helal olsun. Komşuluk dahil arkadaşlık, dostluk haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Bütün haklarınızı helal ettiniz helal mi? Helal olsun. Cenab-ı Rabbul Alemin Hazretleri bu şahitliğinize şahit olsun. Buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbel Alemin, şu anda küllü nefsin laikatül mevt tümme ileyne turcaun sırrına ulaşan değerli büyüğümüz Nizamettin Akkaya kulunun ruhunu şad eyle ya Rabbi. Kabrini pür nur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Seyyiatını hayırlara tebdil eyle ya Rabbi. Toprağını bol, makamını cennet eyle ya Rabbi. Onun haliyle halleneceğimiz zaman son nefeslerimizdeki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek huzuruna gelenlerden olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Lillahi Teala'l-Fatiha.